Sayın Genel Müdür, Sayın İl Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcılarımız, değerli hocalarımız, sayın katılımcılar, sağlık iletişimi kendi dinamikleri içerisinde, barındıracak şekilde yeni bir alanın oluşumunu sağlamıştır. Sağlık iletişimi gerek kendi içerisinde, gerekse de paydaşları ile ilişkileri bağlamında karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşıklığa rağmen sağlık iletişimini bilimsel bir bakış açısı ile iletişim strateji ve yöntemleri çerçevesinde sağlık hizmeti sunanlarının da içerisinde etkin olduğu bir yapılanma ile sağlık alanında topluma ulaşan bilgilerin doğruluğunu sağlamak, toplumun sağlık algısını yönetmek, topluma yön vermek, sağlık alanında etkin ve güncel içerikli bir bilinç oluşturmak, farkındalık yaratmak, sağlık okuryazarlığının etkinleştirilmesini gerçekleştirmek şeklinde ifade edebiliriz. Sağlık iletişimi diğer iletişim mecralarından hem içerik hem de önem bakımından farklılık yaratmaktadır. Bilgi doğru sunulmalı sağlık iletişiminde. Hasta ve hasta yakınlarıyla kurulacak iletişimin metotları iyi bilinmeli ve incelenmelidir. Zira yapılabilecek basit iletişim hatalarının hem hastalarımızı hem de hasta yakınlarını derinden etkileyebileceği, toplumsal patlamalara neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda toplumdaki algıyı etkileyen unsur, iletişimdeki gürültü olarak tanımlanacak medyadaki bilgi kirliliğinin sağlık profesyonellerinin işini zorlaştırması şeklinde ifade edebiliriz. Medya tarafından tiraj ya da reyting merkezli bir ayrıma tabi tutulan sağlık, toplumdaki algıyı popülerleştirmektedir. Medyanın sunduğu sağlık içeriğinin sağlık iletişimi alanında özel birikime sahip profesyonel tarafından hazırlanması gereği bulunmaktadır. Hasta ve hasta yakınlarının algılarının deforme olduğu bir dönemde iletişimin bir güç olması yanında kendi içinde sorunlar da barındırdığı unutulmamalıdır. Paylaşılan bilgiler, bunları paylaşmak için seçilen iletişim kanalları titizlikle seçilmeli, iletileri muhatap olan kitlenin referans çerçeveleri, eğitim durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Son yıllarda akademik çalışmalar arasında önemi hızla anlaşılmaya başlanan sağlık iletişimi konulu araştırmalarda fakültemiz birçok yeniliğe öncülük etmiş ve etmeye devam etmektedir. Sağlık iletişimini konu olarak ele alan bir TÜBİTAK araştırma projesi, değerli çalışma arkadaşım Profesör Doktor Erkan Yüksel hocamızın gayretleriyle 3 yıl boyunca fakültemizde yürütülmüştü. Projenin ilk meyveleri olarak da açık öğretim fakültemizde sağlık iletişimi sertifika programı açılması ve bugün ikincisini düzenlediğimiz sağlık iletişim sempozyumunu gösterebiliriz. Geçtiğimiz yılki sempozyumumuz sizlerden büyük takdir topladı. Yerel ve ulusal basında sempozyumla ilgili çok sayıda haber yayınlandı. Sempozyumun büyüyerek uluslararası hale gelmesini temenni ediyorum. Eminim ki fakültemiz sağlık iletişimi konusunda Türkiye'de ve dünyada yapılan çalışmalara katkıda bulunmaya devam edecektir. Sempozyumumuzun organizasyonunda Sağlık Bakanlığı'yla sürekli iletişim halinde kaldık. Bundan sonraki sempozyumlarda da Sağlık Bakanlığımızla işbirliğimizi sürdürmeyi umut ediyoruz. Bu sene sempozyumumuza 23 üniversite ve 4 sağlık kuruluşundan toplam 68 başvuru yapıldı. Bunlardan 47 bildiri 11 oturum halinde 2 farklı salonda sunulma yönünde programımız hazırlandı. Hepinizi genişten dileklerine selamlıyor ve sempozyumumuzun hepimiz için hayırlı ve verimli geçmesini temenni ediyorum saygılarımla.